benim işlerim çok sıkıntılıydı. Yani çürük vardı, dolgu olan vardı, kanal dolgusuna ithal olan işlerim vardı. Yani işlerim bayağı bir sıkıntılıydı. Ben de arkadaşım sayesinde öğrendim, Gökhan abiyi, Türkiye'de internet. Hemen yazdım ve işlerimi çok kısa bir sürede, hiç beklemiyordum, aşırı kısa bir sürede İstanbul'a yatırdım. Şöyle gösterebilirim. Çok memnunum. Eskisinden daha iyi yemek yiyorum. İstediğim kerede sırabiliyorum. İstediğim yemeği yiyebiliyorum. Çok mutluyum. Buradan yukarı... Abi çok sevilen falanlar. Ama yandım zaten. İyi ki varsın daha. Buradaki en önemli nokta ne biliyor musunuz? Ben de çok doğal yapıyorum. İşte arkadaşlar biz videolarımızı zaten önden abi biz bir konuşalım, şunu yapalım demiyoruz. Bunu doğal konuşuyoruz. Benim bazen cümle kurgularım değişebiliyor. Bula bula. Şimdi işimiz şu, yemek yerken eskisinden daha rahat diyorum, şekilde çitlerken daha rahat çitliyorum dedi. Tamam, burası çok önemli. Evet, bu adam aslında şunu düşünüyor çünkü. Tamam, işte diyor ki ben yemek yiyebilecek miyim diyor. Biz şuna inanıyoruz, eğer ki siz gerçekten hani dişlerinizi farz ediyorum bir kaplama revizyonuna sokuyorsanız, yemek yemede problem yaşıyorsanız ya da yaşayacaksanız bence zaten yaptırmayın. Yani normal ana dişinizde kalkıp bir elmayı ısırabiliyorsanız, bence kaplamayla da zaten elmayı ısırabiliyor olmanız lazım. Yoksa bir anlamı kalmıyor. Bence dürümü de ısırmalısınız, elmayı da ısırmalısınız, çekirdeği de çitlemelisiniz. Sizin yaşam konforunuzu hiçbir şekilde düşürmemeli. Eğer bir şeyler düşürüyorsa, inanın ki orada işlem anlamında bir şeyler ya eksik ya da hatalı kalmıştır. Daha iyi ki varsın, iyi ki ailesi. Çok teşekkür ederim, çok mutluyum. Buradan herkese sevgiler falanlar. Herkese tavsiye ediyorum.